Ama bizler şunu biliyoruz, dernek yöneticilerimiz Türkiye'nin dört bir tarafına özverili bir şekilde şubelerini ziyaret ediyor, sinerji yaratıyorlar. Antep, İzmir, Ankara, Sıkadet, Zereyisi, Trakya bölgesi, Omaran'da özverilerinden dolayı topluyorum. Evet değerli arkadaşlar, konuklarımızdan başka 8. madde kapsamında söz almak isteyen var mı? Konuşmak isteyen, görüşü bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Sayın Başkan, size değerli meslek. Kendinizden söz alabilirsiniz. İsmim Abdur Rahman, mali meslektaşı. Çünkü dünyada mali şartlarıyla meslek yok. Muhasip bitmedi. Konuşmalarına başlamadan önce siz kıymetli meslektaşlarını şöyle tanımlıyorum. Dünyanın en ileri gelmiş, en kopsikli firmalara yön veren, akıl veren, onlara istikamet veren ve onların zenginliklerine zenginlik katan ve liderlik özelliği olan, yönetim belirlisi olan siz değerli meslektaşın Anayasa'nın 135. maddesindeki mesleki çıkar ve menfaati korumadan kişisel ve hak ve özgürlükten yoksun, raşit olmayan, kendi mesleğinde eşit olmayan meslek kurumu. Öğrenci meslek. İşte asıl sorunumuz kendi yönetimine kabiliyetimiz olmuyor sorunlar. Dolayısıyla el meslek sorunlarımızı konuşacaksak ilk önce biz kendimizi yönetmeye müktedir miyiz? Ölkeyi yönetmeye, dünyayı yönetmeye müktedir olan ve bilgi ve becerilerine hiçbir eksiklik olmayan biz meslektaşların ne yazık ki anayasanın kanunu menfaat ve çıkarımızı korumakta reşit değil. Asıl sorumuzdur. Sizi fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bilgi ve teknoloji gelişmiş ve bilişim teknolojisi çok ileri seviyede gelişmiş. Artık sadece evlat işleyen muhasebe değil, olayları derinlikle analiz edebilen ve yorumlayabilen ve çok hızlı karar verebilen ve çünkü işletmenin de çok hızlı davranması gerektiğini bu konuda doğru ve sağlıklı karar veren siz meslektaşlarım ne yazık ki meslekten ziyade daha hala katiplik görevliyle tanımlanıyorsa bu çok üzücü, beni çok üzüyor. Bu becerinize hakkınız böyle katiplik. İlk önce kendimizi yönetmeye muktedir olmalıyız. Muktedir biz değiliz. Konuşacaklarım bu kadar çünkü fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ne zaman muktedir ve rüştümüzü yönetmeye aldığımız zaman o zaman mesleğimizi ileriye götürme becerini de sağlamış oluyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet, değerli Azim'in 8. maddeyi tamamlıyoruz. 9. maddemiz yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası. Yönetim kurulunu ibralarınıza sunuyorum değerli azıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle ibra edilmiştir. Kutluyorum. Denetleme kurulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ibrasını. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkan, bu konuda teşekkürle ilgili bir konuşmanız olacaksa buyurun lütfen kürsüye. Biz izin istiyoruz. Sayın yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diliyorlar. Başka bir şart. Devam eden genel kurullarımıza hazırlıyorlar. Evet, başkanım. Buyurun.
değerli hazırlığımız. Hepinize göre tüm kurulu arkadaşlarım adına güven alıyoruz. Anlamında gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tekrardan